Sağlık politikalarında da bir çuvallamadan söz etmiştik. Aslında her sabah burada gündeme getiriyoruz. Savaş araya girdiği için, yani Rusya-Ukrayna çatışması araya girdiği için o biraz geri planda kaldı ama dün kendini bir kez daha hatırlattı bu başarısızlık. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede dün alınan yeni kararlara değinmek istiyorum. Akşam saatlerinde Doktor Fahrettin Koca, Sayın Sağlık Bakanı çıktı kameraların karşısına. Artık virüsle ilgili ya da virüsle mücadeleyle ilgili önlemlerin gevşetileceğini, gevşetilmesinin zamanının geldiğini duyurdu. Yani koronavirüsün artık zararsız bir bela haline geldiğini ya da bir bela olmaktan çıktığını ima eden açıklamalar yaptı Doktor Fahrettin Koca. Açıklamalarının başında kullandığı ifade aslında çok önemliydi. Dikkatlerden kaçmış gibi olabilir ama onu bir kez daha hatırlatalım. Hani o hep eleştirdiğimiz bir bilim kurulu var ya, pandeminin en başlarında oluşturulan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir bilim kurulu var. Sayın Koca açıklamalarını yapmadan evvel o bilim kurulu ile bir toplantı yapıyor. Orada veriler değerlendiriliyor, alınabilecek önlemler değerlendiriliyor, virüsün seyri, uluslararası veriler filan değerlendiriliyor diye düşünüyorum. Bunların ışığında da bir takım kararlar alınıyor. Yani bilim kurulunun aldığı kararlar değil her zaman açıklanan ama bilim kurulunun tavsiyeleri oluyor anladığımız kadarıyla. Bunlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde değerlendirilip sonuçta da yani hükümetin de farklı faktörleri de ele alarak, onları da değerlendirerek bir açıklama haline getiriliyor. Fahrettin Koca tarafından da açıklanıyordu bugüne kadar. Dün ilk kez, yani ben arada atlamış olabilirim, kaçırmış olabilirim ama benim dikkatimi çekecek biçimde ilk kez Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca dedi ki bu açıklayacağımız kararlarla ilgili bir tam mutabakata varılmış değildir dedi. Bu şu anlama geliyor. Dün açıklanan kararların bir kısmına en azından bilim kurulu üyelerinin bir kısmı, ama ne kadarlık bir kısmı olduğunu bilmiyoruz tabii, bunlar açıklanmıyor, muhalefet etmişler. Yani dün yeni bir liberal rejime geçildi pandemiyle mücadele önlemleri bağlamında ama bilim kurulu üyelerinin bazıları buna itiraz etmiş gibi gözüküyorlar. Önlemleri hatırlayalım şimdi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca en başta bu maske takma uygulamasının artık açık alanda söz konusu olmayacağını söyledi. Açık alanlarda maskesiz dolaşabilirsiniz. Yani gerek caddelerde, sokaklarda yürürken, gerekse üstü kapalı olmayan, etrafı kapalı olmayan mekanlarda artık maske takmanıza gerek yok anlamına geliyor. İkinci önlem olarak kapalı mekanlarda da havalandırması iyiyse ve mesafe kuralına dikkat edilmişse orada da maske takmanıza gerek yok anlamına geliyor. Bugünkü durumu bir hatırlayalım, gözden geçirelim. Kapalı mekanlarda ne oluyor? Kapalı mekanlar zaten yeme içme mekanları. Oralarda zaten maske takılmıyor. Niye? Çünkü bir yeme içme eylemi söz konusu olduğu için o bahane edilerek zaten maskeler fora edileli aylar oldu. Yani o mekanlar açıldığı günden itibaren, geçen yılın Temmuz ayında mıydı ya da Mayıs ayında mıydı tam hatırlamıyorum, o mekanlarda zaten kimse maske takmıyor. Yeme içme faaliyeti bittikten sonra da takmıyor kimse maskesini. Oralarda da zaten maskesiz dolaşıyor insanlar. Kim takıyor? Onların önünden geçenler takıyordu. İşte AVM'lerde ya da başka yerlerde. Şimdi önünden geçenler de takmayacak. Yani kapalı mekanda havalandırma iyiyse orada da maskeyi takmayacaksınız diye bir açıklama yapıldı. Vahim bir durum. Niye? Çünkü havalandırma iyi kararını kim verecek? Kim saptayacak orada iyi havalandırma olduğunu? Emin olun hiçbir AVM sahibi ya da işletmesi, hiçbir kapalı mekan sahibi ya da işletmesi burada havalandırma iyi değil, aman ha maskelerinizi takın demeyecek. Dediği takdirde insanlar gidecekler başka yerde yemek içme faaliyetini icra edecekler diyelim. Başka yerde yiyecekler, içecekler. Peki giren insanlar, oraya müşteri olarak giren insanlar, oraya girip çıkan insanlar havalandırmanın iyi olduğunu ya da kötü olduğunu nereden anlayacaklar? Bu konudaki ölçü ne? Bu konudaki standart ne? Bu konudaki uygulanan ya da kısta salınan birimler ne? Kimse bilmiyor bunu.
Gidin mekan sahiplerine sorun, onlar da bilmiyordur. Dolayısıyla kapalı ya da açık mekanlarda artık maske takmak zorunlu olmaktan çıkmıştır. İsteyen takacak. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki tabii ki bu maskeleri tamamen atacağımız anlamına gelmiyor. Özellikle de kronik hastalıkları olanları ve büyüklerimizi yani belli bir yaşın üzerinde olanları korumak için cebimizde maske bulunduralım, gerekli durumlarda da takalım. Diyor ki herkes kendi karar versin ne zaman gerekli olup olmadığına diyor. Böyle bir anlayışla pandemiyle mücadele edilir mi? Böyle bir anlayışla pandemiyle mücadele edilebilir mi? Gelelim başka önlemlere. Mesela HES kodu kontrolü vardı. Özellikle de bu AVM'lerin girişinde ve belki başka tek tek mekanların, dükkanların girişinde. İşte kamuya ait ya da kamuya açık binaların girişinde. Bu da şey olarak yapılıyordu. Yani herkesin kendi tercihi olarak yapılıyordu. Zaten o HES kodu kontrolünde de çok ciddi açıklar, çok ciddi sakatlıklar vardı biliyorsunuz. HES kodu dediğiniz şeyi cep telefonundan çıkarıyordunuz. Orada bir kare kod çıkıyor. O kare kodu belli cihazlara okutuyordunuz. Ondan sonra da binaya giriyordunuz ya da AVM'ye giriyordunuz. Peki o HES kodunun gerçekten size ait olup olduğunu, ait olup olmadığını kimse kontrol edebiliyor muydu? Ediyor muydu? Hayır. Bunu yapmak için ne lazım? Bir kimlik kontrolü lazım. Öyle ya, Zafer Arapkirli açtı elindeki telefonu, HES kodunu gösterdi. Peki o HES kodu ona mı ait? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Peki o HES kodunu TC kimliğiyle ya da numarasıyla eşleştirmek ve o telefonun gerçekten Zafer Arapkirli'ye ait olup olmadığını oradaki kapıdaki güvenlik görevlisi biliyor mu? Bilmiyor. Ben çok tanık oldum. Birbirlerinin HES kodunun ekran görüntüsünü alıp aynı HES koduyla 3-5 kişinin birden girdiğini. Öyle ya, orada kimlik kontrolü yapılmıyor. Bir ses duyuluyor oradan, risksizdir diye. Bir bip sesi duyuluyor. Güvenlik görevlisi buyurun geçin diyor. Böylesine labali bir uygulamaydı. Hatta bazı yerlerde pandeminin en başlarında başlatılan o bilekten daha önce de alından ölçüyorlardı. Ateş ölçme meselesi. Ateş sadece Covid'den mi olur? Ateşin düzeyi kaç olursa girmesi yasaklanır. 36,5 mu? 36,8 mi? 37,4 mü? 3 mü? Buna göre nasıl karar veriyordu orada kapıdaki güvenlik görevlisi? Yani hiçbir tıbbi birikimi ya da yeterliliği olmadan. Öylesine de zaten laubali bir uygulamaydı. Zaten hani içi boşaltılmış bir uygulamaydı. Dolayısıyla o HES kodunun kaldırılıp kaldırılmaması da önlemlere etki etmeyecek bir şey. Başka ne önlemi? Efendim okullarda işte bugüne kadar iki öğrenci pozitif çıkarsa ki test, yaygın test yapılmadığı için zaten hiç kimse pozitif çıkmıyordu. Aileler kendileri karar veriyorlardı. Öğrencilerin işte hasta olup olmadığına ya da kendileri test yaptırıyorlardı. Okulda iki öğrenci pozitif çıkarsa sınıf kapatılıyordu. Bundan sonra kapatılmayacakmış. O öğrenciler izolasyon için evlerine gönderilecek ve eğitim devam edecek. Peki o öğrenciler pozitif olduğunu bilmiyorsa ya da bildiği noktadan itibaren kimlere bulaştırdığı, o bulaşın yaygınlığı bilinmiyorsa neye yarayacak bu önlem? Testlerden zaten uzun süre önce vazgeçildi biliyorsunuz. Yani semptom göstermeyene test yapmıyoruz diye bir açıklama yapılmıştı. Dolayısıyla böylesine de yine bir gevşetilmiş önlemler dizisinden söz ediyoruz. Başka bir alanda mesela aşı meselesinde ne kadar mesafe kat ettik? Bunu da bilmiyoruz. Aşı mesafesinde ne kadar mesafe kat edildi? Aslında biliyoruz da bu veriler ortadayken niye bu yeni rejime geçildi? Onu da bilmiyoruz. Ben size söyleyeyim. Değerli halk sağlığı uzmanı hocalarımızın verdiği sayıları. %30'un üzerine henüz çıkamamışız. Tam aşılamada. Yani tam aşılanmış yurttaşlarımızın oranı %30'un üzerine çıkamamış. Bu 3 doz aşı demek. Yani o tamamlayıcı, rapel mi deniyor tıbbi literatürde? O tamamlayıcı aşı ile birlikte tam aşılanmış olan vatandaşlarımızın sayısı, ki ben de onlardan biriyim, çevremde de çok insan var o tam aşılarını olmuş olan, %30'un üzerine çıkamamış. Sağlık Bakanlığı bizleri kandırmak istercesine
internet sitesinde böyle mavinin hakim olduğu bir harita yayınlıyor. O mavinin hakim olduğu haritada bir doz, iki doz aşı olanların filan şeyleri var, ortalamaları var. Biz de zannediyoruz ki o haritaya bakınca o bütün Türkiye aşılanmış. Hayır, yalan. Bütün Türkiye aşılanmadı. Henüz tam aşısını olmuş olanların oranı %30. Peki böylesine aşılamada ciddi bir başarısızlık varken, ciddi bir yetersizlik varken, o ideal %70'lerin ve daha üstünün çok gerisindeyken nasıl azaltırsın önlemleri, nasıl çıkartırsın maskeleri, nasıl girişi çıkışı her yere bu kadar liberal hale getirirsin? Bunun cevabı yok. Bir başka veri daha. Açın, bakın Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesini. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı kaç biliyor musunuz? Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %73.7. Hastanelerde, yoğun bakımlarda erişkinlerin orayı doldurma oranı %74 civarında. Peki %74 yoğun bakım doluluk oranı varken sen nasıl pandemiyi yendik, virüsü yendik diye ortaya çıkabiliyorsun? Büyük bir skandaldan söz ediyoruz burada. Büyük bir sorumsuzluktan söz ediyoruz. Sadece dünün sayılarını, dünün verilerini Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden açtım, baktım. 56.780 kişi hastalanmış, yani 56.780 vaka saptanmış Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu. Yani az test, azaltılmış testler üzerinden çıkmış bir veri bu. 56.780 vaka ve 189 ölüm. Önceki gün 200'ün üzerindeydi. Onları da böyle birazcık şey yapmışlar, mıncıklamışlar, oynamışlar, 200'ün altına indi filan görünümü vermek için. 189 ölüm. Bir ülkede tek bir nedenle, tek bir virüse bağlı olarak 189 kişi ölüyorsa günde ve o ülkede bugüne kadar 13.353.676 kişi bu belaya, bu hastalığa yakalanmışsa ve o ülkede bugün itibariyle 91.910 cenaze kalkmışsa geçen 2 yılda, 91.910 cenaze kalkmışsa ve hala günde 200 civarında insan ölüyorsa, o ülkede pandemiyi yendik, pandemiyle başarılı mücadele ettik demek için ağır bir yalancı olmak lazım. Ağır bir yalancı olmak lazım. Utanmaz bir yalancı olmak lazım. Utanmazca bir yalan mekanizmasının çalışıyor olması lazım. İnsan yaşamından söz ediyoruz Doktor Fahrettin Bey ve ona destek veren bilim kurulu üyeleri. Orada anlaşılan hala bazı onurlu insanlar var, vicdanlı insanlar var. Bilimden şaşmayan, bilimin yolundan sapmayan insanlar var ki onlar itiraz etmişler. Ben bu sabah itibariyle o insanların ortaya çıkıp o itirazlarını açıkça kamuoyu önünde seslendirmelerini talep ediyorum. Ey değerli hocalar, bilim kurulunun onurlu insanları, çıkın istifalarınızı sunun ve dün alınan o sorumsuz kararlara niye itiraz ettiğinizi duyurun millete. Milletle de paylaşın ki millette de bir farkındalık oluşsun. Maskeleri niye attığını insanlar öğrensin, niye atmaması gerektiğini öğrensin. Hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı %74'e ulaşmışken bu kararın alınmasının yanlış olduğunu öğrensin insanlar. Ve HES kodu uygulamasının niye daha doğru düzgün uygulanmak yerine tamamen ortadan kaldırıldığının nedenini öğrensin. Niye test sayılarının azaltıldığının nedenini öğrensin insanlar. Yazıktır, günahtır, insan yaşamından söz ediyoruz. Popülist bir takım kararlar bu dün açıkladıkları kararlar. Atın maskeleri, vazgeçin testlerden, istediğiniz gibi girin çıkın mekanlara. Oh ne güzel yendik. Orada dün basın toplantısında bir şey daha sordular Sayın Doktor Fahrettin Koca'ya. Efendim bu müzik yasağı gece yarısını geçtikten sonra müzik yasağı ne olacak? Kaçış yolu belli. Hemen tahmin ettim cevabın ne olacağını da zaten yapıştırıverdi. E o kararı biz almadık, İçişleri Bakanlığı aldı dedi. Bunun pandemiyle falan bir alakası yok dedi. Yalan. Onu da pandemiye bağladılar. Yani insanlar belli bir saatten sonra artık o mekanları boşaltsınlar gibilerden bir açıklamayla getirdiler o yasağı. Aslında tamamen insanların yaşam tarzına müdahale konusundaki bir karardı. Bakalım bu sabah
İçişleri Bakanı'na bir yerde mikrofonu uzatıp sorabilecek mi insanlar bunu? Efendim Fahrettin Bey size attı Süleyman Bey topu, siz nereye doğru vuracaksınız o topu diye İçişleri Bakanı'na bugün sormalarını bekliyorum. O yasak niye duruyor orada? Yani virüs sadece gündüzleri sokaklarda dolaşan insanları etkiliyor, etkilemiyor. Sadece gece 12'den sonra müzikli mekanlarda ya da içkili ya da içkisiz müzikli mekanlarda eğlenecek olanları mı etkiliyor? Virüs saat 24'ü vurduğunda mı ortaya çıkıyor, can almaya başlıyor? Bu sorunun da cevabı ortada hala duruyor. O da işin ayrı bir tartışmalı tarafı. Özetlersek pandemiyle mücadele bu şekilde yapılmaz. Pandemiyle mücadele sağlıklı verilerin ortaya konulması ve buna göre gerekiyorsa, evet gerekiyorsa daha sıkı önlemlere başvurmaktan kaçınmayarak olur. Gerekçe olarak neyi gösteriyorlar? Efendim başka ülkelerde de kaldırıldı. Başka ülkeler dediğin ülkelerde bir, yani iki tip öyle başka ülkeler örneği var. Bir tanesinde yeterli dozda aşılar yapılmış, yeterli mücadelede yani mücadelede yeterli bir hedefe ulaşılmış. O hedefe ulaşıldığı için önlemler gevşetiliyor. Ya da mesela İngiltere örneğinde olduğu gibi yeterli bir başarı kazanılamamış. Ona rağmen aynen Fahrettin Koca'nın yaptığı gibi yanlış bir tercihle, yanlış bir kararla önlemler gevşetilmiş. Ekonomik nedenler, sosyal nedenler, siyasi nedenler vesaire. Peki insan yaşamı sizin o popülist kaygılarınızdan ya da siyasi kaygılarınızdan daha mı değersiz Doktor Fahrettin Bey ve onun çevresinde bu kararlara imza atanlar? Buradan iddiayla söylüyorum. Gerçek veriler bilinmeden, gerçek veriler bilinmeden testlerle ilgili olarak, aşılarla ilgili olarak, yoğun bakım oranlarıyla ilgili olarak, ölümlerle ilgili olarak gerçek ve yansız veriler ortaya konmadan ve bu konuda millete şeffaf bir şekilde milletin önüne çıkılmadan bu önlemleri almak yanlıştır ve bunun faturasını bu toplum daha ağır bir şekilde ödeme riskiyle karşı karşıyadır. Ben söylemiyorum bunu. Dünden beri görüşlerine başvurduğumuz, dünden beri görüşlerini beyan eden ve açıkça yiğit bir şekilde korkmadan, çekinmeden, yani sadece bilimi referans alarak bunları açıklayan, görüşlerini açıklayan onurlu bilim insanları söylüyor. Onlara kulak verin ne olur. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı önlemlere rağmen maskeden vazgeçmeyin ne olur. Bakın açık hava ya da açık alanlar meselesi belki biraz makul bir şey, yaklaşım tarzı olabilir ama kapalı mekanlarda lütfen ne olur maskeden vazgeçmeyin. Çünkü biliyoruz ki çevremizde, yakın çevremizde herkes sapır sapır dökülüyor bu hastalıktan. Hastalığı yenmiş falan değiliz. O noktadan çok uzaktayız. Herkes patır patır dökülüyor. Herkes hasta. Yemin ediyorum yakın çevremde, yani hani kaç yüz kişilik bir çevreyse düzenli olarak iletişimim olan, bir tek ben hastalanmadım. Hani tahtaya vurayım, nazar değmesin. Ama herkeste bu virüs görüldü ve görülmeye devam ediyor. Veriler hala endişe verici düzeyde. Lütfen önlemleri azaltmayın. Maske ise maske, mesafe ise mesafe, temizlik ise temizlik, test ise test. Bunlardan asla vazgeçmeyin ve herkes artık, hani dün devletin bu sorumsuzca açıkladığı gevşetme önlemlerine rağmen artık herkes kendi önlemini kendisi almak durumunda. Maskeyi yanınızdan eksik etmeyin. Belki sokakta, hani çok kalabalık olmayan ortamlarda, örneğin İstiklal Caddesi gibi günün herhangi bir saatinde on binlerce, yüz binlerce kişinin içindeyseniz tabii ki takın. Ama onun dışında hani deniz kenarındayken, parktayken falan belki takmayabilirsiniz. Hani bunu da hani bilimsel bir veriye dayalı olarak söylemiyorum ama hani daha az risk olan yerlerde, ama kapalı mekanlarda, AVM'de, dükkanda, bilmem mağazada, yeme içme mekanında lütfen maskeyi eksik etmeyin. Baktınız ki herkes maskesiz ve bir risk var, oralara da gelip çıkmayın. Kendi canınızı düşünün ve tabii ki yakınlarınızın da canını düşünün. Dün açıklanan bu karar ciddi ve insanların yaşamıyla kumar oynamak anlamına gelen bir karardır. Bunu da bir yere not edin lütfen.